Hoş geldiniz. Bugün sizlere her zaman kazanacağınız 10 tane iddia göstereceğim. Var mısın iddiaya? İnsanlar çıldıracak çünkü 2 saniyede para kazanabileceksiniz. İddiayı 100 lira yapacağız. Kaptım benim. Taş, makas ve kağıtta artık hiç yenilmeyeceksiniz. Erkekler ilk hamlede en fazla taş, kadınlar da makası kullanıyor. Karşı tarafın elini ve ayağını tek hamlede kilitleyebileceksiniz. Otur. Bırak. Kalkamıyorum. Dur bırak. Ayağım kırılıyor bu arada. Sakin ol öncelikle. Çok fena şeyler geliyor. Şu saatten sonra tabii masumiyeti alıyoruz, bir kenara bırakıyoruz ve konuştuğumuz her şey aramızda kalıyor. Ufak bir dipnot. Yeni şarkımı hala dinlemediyseniz videodan sonra oraya bekliyorum. O halde hadi başlayalım. Araştırdım ettim, insanların %95'inin yüzük parmağıyla ilgili yapamadığı bir tane el hareketi varmış. Eğer ki birazdan göstereceğim şey yapabiliyorsanız dünya üzerinde %5'lik kısımdansınız demektir. Şöyle avucunuzu öncelikle açıyorsunuz, daha sonra yüzük parmağınızı diğer parmaklarınız hareket etmeden içe doğru bükmeniz lazım. Ama diğer parmaklarınız kesinlikle hareket etmeyecek. Hadi bakalım deneyelim. Olmuyor. Bir daha deneyeyim. Bak kesinlikle diğer parmaklar hareket etmeyecek. Bir saniye. Kim yavaş yapınca bir fark ediyor mu? Elim titriyor. Yapabilen varsa yoruma yazsın. Bu arada yüzük parmağı demişken bununla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Yüzük neden dördüncü parmağımıza takılıyor biliyor musunuz? Elimizde baş parmağımız annemizi ve babamızı, işaret parmağımız kardeşlerimizi ve dostlarımızı, orta parmağımız bizi, yüzük parmak eşimizi ve serçe parmak da çocuklarımızı temsil ediyor. Şimdi parmaklarınızı birleştirin. Orta parmaklarınızı da sırt sırta getirdikten sonra fark edeceksiniz ki bütün parmaklarınızı böyle rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Ama yüzük parmağınızı asla ve asla hareket ettiremiyorsunuz. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Herkes bir süre sonra kendi hayatını kuracak demek. Ama bu harekette yüzük parmağınızı hareket ettirmeniz imkansız. Çünkü eşiniz ve siz bir ömür boyu ayrılmayacaksınız demek oluyor. Böyle. Taş, makas, kağıt. Özellikle bir şey hakkında karar verirken çok kullanıyoruz. Biliyorsunuz bayağı evrensel bir oyun. Ben bu oyunun profesyonel olarak size birkaç tane taktik göstereceğim ve garanti ediyorum bir daha asla kaybetmeyeceksiniz. Verilere göre erkekler ilk hamlede en fazla taş, kadınlar da makası kullanıyor. Bu bir. İkinci olarak gözleriniz daima rakibin ellerinde olsun. Burada inceleme yapmanız çok önemli. Eğer elini çok sıkıyorsa taş, gevşek bırakmışsa kağıt, şu iki parmağı yani orta parmak ve işaret parmakları bir tık öndeyse büyük ihtimal makas yapacaktır. Son olarak karşı taraf neye yenildiyse diğer sefer direkt o hamleyi yapıyor. Bak bu sekmez. Diyelim ki taşla yenildi yani kağıda yenildi, diğer hamlede kağıt yapacak. Kağıtla yenildiyse makas yapacak. Makasla yenildiyse taş yapacak. Biliyorum çok bilimsel yaklaştık ama emin olun %100 çalışıyor. Geldik el ve ayak kitlemeye. Evet yanlış duymadınız, baya karşımızdaki kişinin elini ve ayağını hiçbir şeye ihtiyaç duymadan kitleyip onu etkisiz hale getireceğiz. Ve ilginç yanı şu ki siz yardım etmeden bu kilitlerden kurtulamayacak. Dikkat. Kötü amaçlar için kullanmayınız. Bunu yapmak için sadece bir tane direğe ihtiyacınız var. Yapımı da çok basit. Ayaklarınızı şöyle bir tanesini doluyorsunuz, diğerini üstüne atıyorsunuz ve oturuyorsunuz. Tabii ben bunu şu an yapmayacağım çünkü bunu 2. Dünya Savaşı'nda insanları kısıtlamak için kullanıyorlarmış bu göstereceğim yöntemi. Bersu'ya da anlattığını dedi ki ben bu yöntemden kurtulurum. Bu bence kol gücüyle alakalı bir şey. Ben kendimi yukarı çekebilirim dedi. Dedin mi? Dedim. Ben hala iddialıyım da bakalım. Hadi bakayım gel. Otur. Bırak. Abi kalkamıyorum. Dur bırak. Sakin ol öncelikle. Az çok gördüler. Ayaklarınızı şu şekilde getirip üzerine oturmanız bir lazım. Bir şey söyleyeceğim. Kaldıramayacaksın. Evet. Gerçekten kaldır. Ayağım kırılıyor bu arada. Kurtulabiliyor musun? Kurtulamam. Kapat kamerayı. Bir söylüyorum. Kapat ya. Ellerime bak. Ben gidiyorum. Ellerim. Ayaklarım kırılacak. Bu iddiayı ben kazandım. Diyorlar ki yumurtayı dikey olarak şöyle iki parmağınıza tutup kırmanız imkansızmış. Hodri meydan. Yapabilen varsa buyursun. Tam olarak şöyle tutuyorsunuz. İşaret parmağınızı tepesine, baş parmağınızı altına koyuyorsunuz. Bu şekilde bastırarak kırmaya çalışıyorsunuz. Gel bir deneyelim. Yanlış bir şey yapıyorum sanacaklar ya. Dur. Gel bir dene. Sıkıyor musun? Çok sıkıyorum. Hadi. Olmuyor. Osurma. Tabii ki şakaydı bu kızım. Versene bir şunu ya. Çok sinirlendim şu an. Let it go. Baksana. Olmuyor. Gördüğünüz gibi olmuyor. Ya tamam
böyle iddianın para olduğu oyunları sevmem ama. Bu güzel, böyle karşı tarafı sinir ederek tek tek cebinden manilerini Indira Gandhi yapabilirsiniz. Indira Gandhi ne ya? Tam bir dolandırıcı gibiyim şu an. Ortalıkta öyle Bert'ten öğrendik, bizim suçumuz yok falan demeyin. Bak vallahi bir daha bir şey göstermem. Aramızda. Reflekslerine güvenen bütün arkadaşlarınızla gönlü rahatlığıyla iddiaya girebilirsiniz. Biz hatta iddiayı 100 lira yapacağız. Bersu birazdan bu 100 lirayı kapmaya çalışacak. Parmaklarınızı şu şekilde koyuyorsunuz. Sonra ben ne yapacağım? Araya parayı koyacağım. Sonra ansızın sana söylememe gerek yok. Parayı bırakacağım. Senden de bu parayı böyle hop klipsli bir şekilde yakalamanı isteyeceğim. Tamamdır. Kendine güveniyor musun? Çok güveniyorum. Reflekslerin iyi midir? Her türlü. Denemeler başlasın. Aç parmaklarını. Parayı koyduk. Aslında çok basit gibi durmuyor mu? Alacağım şimdi hadi. Çabuk ol. Hazır mısın? Hazırım. Abi yakalamam lazım. Ekle Bersin. Havada kopuyor. Reis sakin ol ya tamam. Abi bir şey söyleyeyim, ben bunu her türlü alacağım biliyorsun. Yorumlarını bir alabilir miyim şu oyunda? O kadar sinir bozucu ki avucumun içinde gibi duruyor hani. Şaks direkt tutabilecek ama bir şey gibi. Ama bütün tutamıyorsun değil evet, mi? Evet tutamıyorum. Sinirim bozuldu. Bırak oynamayacağım. Ver. Birazdan ekrandan aklınızı okuyacağım. Evet yanlış duymadınız. Sonuna kadar bana eşlik etmenizi istiyorum çünkü interaktif olarak beraber yapacağız. Garanti ediyorum şok olacaksınız. Oyunumuz bu. Şimdi parmağınızı başlangıç noktasına götürün ekranda. Test boyunca sağ sola ve aşağı yukarı hareket edebilirsiniz. Daha önce gittiğiniz kareye de gidebilirsiniz ama tek kural şu, çapraz olarak hareket etmek yok. Şimdi ilk hareketinizi yapın. Ya bu ya da bu kareye gitmiş olmanız lazım. Orada kalın. Artık her bir sayı söylediğimde bir hareket yapın. Ama unutmayın sağa sola aşağı yukarı. Çapraz olarak hareket etmek yok. O zaman başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 Muhtemelen bu evi seçmediniz. Parmağınız burada değil. Olduğunuz yerde kalın. Devam ediyoruz. 1 2 3. Bence bu V'yi de seçmemişlerdir. Devam. 1 2 3 4 5 6 7 Şunu bence bir ortadan yok edelim. Burada değilsiniz. Devam. 1 2 3 4 5 Şu iki kağıt bir kendini atmak istiyor gibi. Ne diyorsun? Bence de. Şunu biz bir alalım. Burada değillerdir. Onu bir fırlat yana. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dört kareyiz. Acaba neredesiniz? Devam. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Mutsuz surat değillerdir ya şu an. Hı. Değil mi? Çok az kaldı. Devam ediyoruz. 1 2 3 3 Üçlü dalga değildir ya. Son 2'deyiz. Ne diyorsun? Acaba hangisindesiniz? Son bir hamle yapın. Bir tane hareket edin yani. Zor bir karar versin. Ne diyorsun? Vallahi bence ritmi. Q değildir ya. Değil. Bence mutlu surattır ve bunu şu an gördüklerinde gülümsüyorlardır. Doğru tahmin ettin mi? Aşağı like atmayı unutmayın. XOX oyunu. TikTok'ta olarak da geçiyor. Mutlaka herkes can sıkıntısında okulda falan arkadaşlarıyla oynamıştır diye düşünüyorum. Çapraz, yatay veya dikey olarak sembolleri 3 tane dizen oyunu kazanıyor. Ama ve lakin çok basit fakat herkesin gözden kaçırdığı bir hilesi var. Birazdan öğreniyorsunuz, bir daha yenilmiyorsunuz. Şimdi bu oyunda asıl amaç köşeleri kapmak. Çoğu kişi bunu bilmiyor ve hemen böyle ortadan başlayıp oyunu kitlemeye çalışıyor. Yanlış. Siz her zaman ilk hamlelerinizi köşelerden yapacaksınız. XOX oyunu eşittir köşe kapmaca. Hatta bakın birkaç olasılıkla bunu göstereyim örneklerle. Biz diyelim ki ilk hamlemizi yaptık. Daha sonra rakibimiz de diyelim ki köşeye koydu. Biz yine köşeden vazgeçmeyeceğiz. Herhangi bir köşeye koyacağız. O bizi mecbur engellemek için ortaya koymak zorunda. Biz de hem köşeden yine vazgeçmeyeceğiz hem de onu mantıken engellememiz lazım kazanmaması için. Yine köşeye koyuyoruz ve fark ettiğiniz üzere şu anda oyun kilitlendi. Biz her türlü oyunu kazanacağız. Artık bizi engellemek için buraya da koysa buraya da koysa biz her türlü oyunu kazanacağız. Mecburen bir hamle yapacak ve... Damn right. Damn right. Biz kazandık.
Şimdi diyelim ki bu sefer rakibimiz ortaya koydu, köşeye koymadı. Oyunu kitlemeye çalışıyor. Burada iki seçenek söz konusu. Ya berabere kalacaksınız ya da yine kazanacaksınız yanlış hamle yaptırıp diğer tarafa. Her türlü yine yenilmiyorsunuz, sakin olun. Biz her türlü ne hamle yaparsa yapsın köşeden vazgeçmiyoruz. Yine köşe. Şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? Eğer ki rakip köşeye hamle yaparsa biz yine oyunu kitleyebiliyoruz, kazanıyoruz. Ama köşeye değil de sağ sola altı üstü hamle yaparsa olay değişiyor, berabere kalıyorsunuz. Onu da göstereyim. Diyelim ki yukarı yaptı. Mecbur onu engellemek için burayı yapıyorsunuz. O da sizi engellemek için burayı yapıyor. Oyun şu anda kilitlendi. Her türlü berabere kalacaksınız. Ama az önce söylediğim gibi diyelim ki köşeye yapsaydı hamlesini, biz de onu engellemek için buraya gidecektik. Çat, oyun yine kilitlendi. Biz her türlü nereye hamle yaparsa yapsın, yapmak zorunda bir yere hamle. Hop, yine kazandık. Keşke bu taktikleri ben okuldayken söyleseydim. Sorsaydın söylerdim. Eğer başlama sırası sizdeyse köşelerden asla ama asla vazgeçmiyorsunuz. Bu şekilde yenilmeniz imkansız. Çıldırmalık bir zeka oyunuyla hız kesmeden devam ediyoruz. Baştan uyarımı yapayım, beyniniz sizi kandıracak. Tablomuz bu. Bunu şimdiden screenshot'ını alın, arkadaşlarınıza gönderin ve deneyin. Kural şu, renkleri söyleyeceksiniz, kelimeleri değil. Mesela bu sarı, mavi, turuncu diye gitmeyecek. Sıralı bir şekilde duraksamadan okuyacaksınız. Yeşil, kırmızı, mavi renkleri söyleyeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Yeşil, yeşil, mavi. Yeşil, yeşil. Mesela ben deneyeceğim şimdi. Yeşil, kırmızı, mavi, sarı, mavi, siyah, kırmızı, mavi, yeşil, siyah, kırmızı, sarı, yeşil, gitti. Nasıl o kadar söyledin ya? Abi çalıştın mı? Hayır. Sağ beyin renkleri söylemeyi deniyor fakat sol beyniniz kelimeleri söylemekte ısrar ediyor. Dolayısıyla her şey karma karışık bir hale geliyor. Yazımı tura mı? Seç birini. Şans sonuçta %50-%50. Mi acaba? Biz bu şans faktörünü yok ediyoruz. Şans, mans yok. Yazı diyorsan yazı, tura diyorsan tura getirteceğiz. Bu kadar basit. Nokta. Yazı kısmı daha pürüzlü, tura kısmı daha pürüzsüz. Yani direkt hissedip tak diye istediğiniz kısmı açabilirsiniz. Bunu uygulamalı olarak bir göstereyim size. Bak. Tura. Tura gelsin istiyoruz. Tura kısmı ne dedik? Daha pürüzsüz. Attık, yakaladık değil mi? Yakaladığımızda tabii daha hızlı yapacaksınız. Ben şunu yavaş göstereceğim. Yakaladın değil mi? Hemen bakıyorsun. Tura kısmı aşağıda. Hop, tura. Bir de yazı ya. Bir de yazı gelsin. Hop, attık, tuttuk değil mi? Aşağıya tura gelmiş. Belli çünkü. Pürüzsüz. Hissettim. Hop. Bir de bunu ben size hızlı bir şekilde göstereyim. Ne gelsin? Tura. Tura gelsin. Tura kısmı daha pürüzsüz kısımda değil mi? Attık. Hop. Hemen çakallık yaptım. Bak böyle tutmadım. Hemen çakallık yaptım. Baktım. Tabii bunları saliselik yapacaksınız. Alıştıktan sonra çok basit oluyor. Alt kısım daha pürüzlü. Biz ne istemiştik? Tura. Tura. Pürüzsüz. Yapıştır. Bak bakalım. Dediğim gibi artık şansmans yok. Her seferinde ne yapıyoruz? Biz kazanıyoruz. Ya. Ya. Ne diyorsun? Var mısın iddiaya? Artık kaybetmek yok. Bu videonun dürüstlük level'ı %0, dolandırıcılık level'ı... Allah çarptı. Allah çarptı. Yani demek istediğim şuydu, dürüstlük level'ımız 0, dolandırıcılık level'ımız %100'dü. Olsun, şimdi artık masumiyeti tekrardan rafa kaldırdığımız gibi geri alıyoruz. Eski Berk'e dönüyoruz. Ağzım yamuldu. Evet. Döndük. Yok, ben gerçekten böyle biri değilim. Sadece bu videoluk böyle bir aramızda kalacağını bildiğim için sıkıntı yok. Değil mi? Aynen. Aynen. Gönül rahatlığıyla bu 10 iddiayı arkadaşlarınızla ve ailenizden biriyle yapabilirsiniz. Merak etmeyin. Kaybetme riskiniz yok. Tamamdır, artık veda vakti. O halde ne diyoruz? Aşağıdan yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.